Donanımlı Moskovalar 15. bölümde beraberiz. Beraberiz. Nasılsınız? İyisinizdir. Kandaşlarım, candaşlarım, soydaşlarım. Hep yüreğimdesiniz. Hepiniz yüreğimdesiniz. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Donanımlı Moskovalara durmak yok. Durmak yok. Tarihi belgeler çok önemli. Ne araştırmalar yapmışlar? Ne araştırma yapmışlar? Bizim söyleyeceğimiz şudur ki Mösyö Vikes'in yapıtını baz olarak aldık. Baz olarak aldık. Ve şimdilerde yayın evlerinde olan bu eserin daha da kapsamlı bir şekilde ve devamlı olması halinde bizlerin ana prensip olarak gördüğümüz Mösyö Vikes'in bu müthiş eserinin bizlerin baz aldığı bu yapıtının bazı eksikleri de olduğunu burada belirtelim. Mösyö Vikes'in karakterize olarak çalışmalarında kullandığı Slavlar ve Moskovalılar hakkındaki bazı konularda bilim adamına kritiklerimizi sunacağımız burada en önemli konu olarak Histoire générale des peuples. Depep Slav halkının genel tarihi kısmında bizim söyleyeceğimiz şudur ki Mösyö Vikes'in yapıtının baz olarak aldık ve şimdilerde yayın evlerinde evli olan bu eserinin daha da kapsamlı bir şekilde ve daha devamlı olması halinde bizlerin ana prensip olarak gördüğümüz Mösyö Vikes'in bu müthiş eserinin bizlerin baz aldığı bu yapıtın bazı eksilerde olduğunu burada belirtelim. Mösyö Vikes'in karakterize olarak çalışmalarının kullandığı Slavlar ve Moskovalılar hakkında bazı konularda bilim adamlarına kritiklerimizi sunacağız. Burada en önemli konu olarak Histoire générale des peuples Slav. Yani Slav halkının genel tarihi kısmında. Eleştirilerimizi sunacağız. Burada yabancı bilim adamlarının da eşlerine bakacağız. Bizim ortaklaşa çalıştığımız Mösyö Dükinski'nin bizim de kanıtlamış olduğumuz belgelere dayanarak onun yayınlamış olduğu bir örnek biçiminde olan Slavlarla Moskovalıların anlattığı eserinde bazı pasajlarda bilgilerin milli kütüphaneden alınan bazı bilgilerin yanlış tercüme edildiğini buradan kendisine bildiririz. Zannediyoruz ki her şeyi en ince detayına kadar ve noktasına kadar bilmemiz gerekiyor. Mösyö Vikes'in de onayını alınarak çünkü Mösyö Vikes'in de ilgilendiren bir durum bu. Genel hatlarıyla önemsiz birkaç detaya değindik. Eleştirilerimizi sunacağız. Buradaki yabancı bilim adamlarına eleştirilerine bakacağız. Bizim ortaklaşa çalıştığımız Mösyö Dükinski'nin kanıtlamış olduğu belgelere dayanarak onun yayınlamış olduğu bir örnek biçiminde olan Slavlarla Moskovalıların anlatıldığı eserinde bazı pasajlarda bilgilerin Milli kütüphaneden alınan bazı bilgilerin yanlış tercüme edildiğini buradan kendisine bildiririz. Zannediyoruz ki her şeyi en ince detayına kadar ve noktasına kadar bilmemiz gerekiyor. Mösyö Vikes'in de onayı alınarak. Çünkü Mösyö Vikes'in ilgilendiren bir durum bu. Genel hatlarıyla önemsiz birkaç detaya değindik. Şunu söylüyoruz. Bilim adamlarımızın eseri olan Türkiye'nin içindeki gezintim kitabında birkaç ince noktalar ve çizgiler var ki bizler aynı kanatta değiliz. Bunun yanında ünlü bilim adamımız bizlerin çalışmalarını takdirle karşılıyordu. Mösyö Vikes'in eserinin 488. sayfasında 4 başlık olarak çalışmasının devamında ana hatlarıyla
bazı gelişmeler gizlenmiştir veya kapatmıştır. Buradaki hakların sıralamasını yaparken birbirleriyle kaçıncı dereceden akraba olduklarını, çok sayıda sıraların hangi halk ailesine dahil edildiğiydi. Hint Avrupalılar mı yoksa Ural Altaylar mı? Şu gerçeği belleklerimize iyice yerleştirelim. Buradaki din sorgulamasını ve soruları iyi incelemek lazım. Fransız okuyucular için büyük bir yenilik olmuştu. Fransız okuyucular için din büyük bir yenilik oluşmuştu. Burada Mösyö Bikestin'in sayesinde oluşmuştu. Burada bize ve Avrupalı okuyuculara verdiği mükemmel bilgiler sayesinde çok şey aydınlığa kavuşmuştu. Kendisine araç ve gereç malzemeleri Paris'teki Moskova Kilisesi sağlamıştır. Kiliseden sorumlu kendisi rahip olan Arşimend Vasilyev'tir. Bizler gibi kendisi de bir bilgindir. Rahip Arşimend Vasilyev de Kozak hakkında ana gelişmeleri çok iyi incelemiştir, araştırmıştır. Bu Kozak konusunun uzmanı desek yeridir. Nihayet biz de elimizdeki bazı notları, belgeleri Mösyö Bikestin'e sunduk. Diğer taraftan bu bilgilerin bazıları Moskovalı bilim adamları, Valakların bilim adamları tarafından bu belgeler temin edilmişti. Mösyö Bikestin bu muhteşem eserini tamamlamak için inanılmaz bir enerji ve hatırı sayılı bir para harcamıştı. Düşünün seyahate 4 sene sürmüştü. Bu mükemmel yapıtının ortaya çıkması için inanılmaz zahmetlere katlanmıştı. Bizler Mösyö Bikestin'in yaptığı bu muhteşem araştırmaların hayranı olduğumuzu belirtir. Bu Fransız bilim adamına çok şerefli bir iş yaptığını belirtiriz. Bu kısmı daha okuyalım. Evet, biz de elimizdeki bazı notları, belgeleri Mösyö Bikestin'e sunduk. Diğer taraftan bu bilgilerin bazıları Moskovalı bilim adamları Valakların bilim adamları tarafından bu belgeler temin edilmişti. Mösyö Bikestin bu muhteşem eserini tamamlamak için inanılmaz bir enerji ve hatırı sayılı bir para harcamıştı. Düşünün seyahati 4 sene sürmüştü. Bu mükemmel yapıtın ortaya çıkması için inanılmaz zahmetlere katlanmıştır. Bizler Mösyö Bikestin'in yaptığı bu muhteşem araştırmaların hayranı olduğumuzu belirtir. Bu Fransız bilim adamına çok şerefli bir iş yaptığını belirtiriz. Gördünüz arkadaşlar, ne araştırma olmuştur. Uzun seyahatler olmuştur. Özellikle Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ziyareti olmuştur. Bunlar oradan alınan bilgiler, belgeler, onlar da çok önemlidir. Kafkasya, Kiev, çok önemli bilgilerdir bunlar. Benim ya, tarih bitmez, neler çıkıyor. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum.
Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın.